Evet, sıra geldi phrasal verb'lere. Bugünkü videomuzda phrasal verb'leri göreceğiz. Phrasal verb'lerin 3. videosuyla karşınızdayım. Yine bugün bir 47 video, 47 phrasal verb'imiz var. Bazıları geçtiğimiz videolarda da karşımıza çıkan kelimeler. Ama bu çok çıkıyorsa, böyle her videoda o kelime varsa, anlayın ki o böyle ÖSYM'nin çok sevdiği, sürekli sorduğu bir phrasal verb'tür. O yüzden böyle her videoda vardır, her listede vardır. Onlara daha çok çalışın. Çünkü onların doğru cevap çıkma ihtimali daha yüksektir. Hadi bakalım, uçuşa geçiyoruz. Başlıyoruz sorularımıza. Birinci soru. Thanks to various advances in modern medicine. Modern tıptaki çeşitli gelişmeler sayesinde görünürde tedavi edilemez gibi gözüken bazı hastalıklar şu anda tedaviye nokta nokta demiş. Şimdi consist of içermek demek, oluşmak demek. Eş anlamlısı be made up of. Bu da oluşmak anlamına geliyor. Oluşmak demek. Tedaviden oluşur hastalıklar olmaz. Interfere with. Müdahale etmek, araya girmek demek. Bu da anlamsız olur. Stem from, result from zaten kanka. Bunların ikisi de kaynaklanmak demek. Eş anlamlı bunlar zaten. Bu yüzden de burada onlar olmaz. Ne olacak? Bazı hastalıklar tedaviye cevap veriyor diyeceğiz. Yield to, cevap vermek ya da işte sonuç vermek anlamına gelir. Yield to. Hatta yield kelimesini result kelimesiyle beraber böyle çok kullanırız. İşte sonuç vermek anlamında yield, result şeklinde çok karşımıza çıkar. Aynı zamanda yield to kalıbını da cevap vermek anlamında kullanıyoruz. Burada bazı hastalıklar bir zamanlar işte tedavi edilemez gibi gözüken bazı hastalıklar tedaviye cevap veriyorlar. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak. Genelde zaten yield to çıktığında bu tarz çıkar karşımıza. Buna benzer şekilde çıkar. İkinci soru. Osteoclasts are cells. Neymiş bu osteoclasts? Hücreymiş. Hani böyle Latince kelimeler gördüğünüzde onları çevirmeye çalışmayın. Onların zaten Türkçedeki çevresi de aynı. Türkçedeki çevresinde atıyorum C yoktur, K vardır. Ne yapacaksınız? Onu aynı şekilde çevireceksiniz. Neymiş bu? Are cells diyor bakın. Bunlar bir hücre çeşidi. Nasıl bir hücre çeşidi? Nokta nokta bone. Kemiği nokta nokta yapan hücrelerdir diyor. Ne yapan? In the normal course of bone replenishment. Kemiğin yenilenme, bütünlenme sürecinde kemiği nokta nokta yapan hücrelerdir. Şimdi A seçeneği show off, kemiğe hava atan hücrelerdir olmaz. Show off hava atmak demek. Doğru yanıt olmaz. Kurtulmak demek pull through. Bir dertten, bir tasadan, bir hastalıktan ya da kötü bir süreçten kurtulmak demek olmaz. Put out söndürmek demek, yangını söndürmek. Eş anlamlısı extinguish. Bu da olmaz. Cut off kesmek, yani kemiği kesen hücrelerden anlamsız olur. Burada doğru yanıtımız breakdown olacak. Kemiği bozan hücrelerdir. Kemik bütünleşirken o kemiğin oluşumunu bozan hücrelerdir diyeceğiz. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olacak. Breakdown, bozulmak demek. Üçüncü soru. Şu oldu latest developments kelimesini gördüm. Hemen aklıma ne gelecek? Yeni gelişmelere nokta nokta yapmak. Neydi bu? Bir gelişme ya da işte bir sürece ayak uydurmak. Aynı seviyeye gelmek. Hangi kelimeydi? Keep up with, catch up with kelimesiydi. Keep up with, catch up with. Aynı seviyeye gelmek, ayak uydurmak anlamlarına geliyordu. Bu şekilde bir gelişmeden, ilerlemeden bahsediyorsa cümle, ne yapıyorsunuz? Hemen keep up with'i yapıştırıyorsunuz. Daha önceki videolarda şey olarak çıkmıştı. Talebi karşılamak olarak çıkmıştı. Keep up with demands. Bakın hep bunları not edin. İşte demand olduğunda keep up with'i yapıştıracağım. Development olduğunda keep up with'i yapıştıracağım. Hani bunlara baktığınızda kalsın. Çünkü bunlar hep o keep up with kelimesinin ya da eş anlamlısı olan catch up with kelimesinin kullanım tarzları. Hani hep o kelimelerle böyle karşımıza çıkıyor. İşte bir süreci ayak uydurmak. Bir gelişime ayak uydurmak ya da işte bir talebi karşılamak anlamlarında kullanıyoruz. Doğru yanıtımız burada keep up with ifadesi olacak. Take up en çok bildiğiniz anlamı hobiye başlamak. Bugüne kadar ÖSYM sınavlarında bunun hobiye başlamak anlamında bir kere çıkmışlığı var.
Öyle bu da son dönemlerde, son 4-5 senede bir kere çıkmıştır var hobiye başlamak anlamında. Daha çok ÖSYM take-up'ı yer ve zaman kaplamak anlamında kullanılır. Yani take-up dedikten sonra bir yer ya da zamandan bahsedersin. Mesela take-up 5 hours. Şunu yapmak 5 saatini aldı derken take-up kullanırız. Ya da işte bu buzdolabı şurada işte 2 metrekare yer kaplıyor derken orada take-up kelimesini kullanırız. Yer ve zamandan bahsederken daha çok karşımıza çıkar. Tabii hobiye başlamak da var. Bu anlamlarını unutmuyoruz. Carry out, gerçekleştirmek, ÖSYM çok sarar. İki sınavda bir, üç sınavda bir sorar. Yani vazgeçilmezidir ÖSYM'nin carry out. Genelde böyle işte deney yapmak, deney gerçekleştirmek, bir plan gerçekleştirmek anlamlarında kullanılır carry out kelimesi. ÖSYM'nin favorisidir. Pull out of, geri çekmek demek, çıkarmak demek, bırakmak demek, pull out of. Look down on ise küçümsemek, hor görmek demek. Bir de bunun zıttı var. Look up to. Bu da hayran olmak demek. Bakın look down on, küçümsemek, hor görmek. Look up to, hayran olmak demek. Bu ikisine dikkat ediyoruz. Bunlar birbirinin zıttı olarak kullanılıyorlar. Dördüncü sorumuz. Science requires the testing of ideas and theories to see if its predictions are nokta nokta by experiment. Bilim, fikirlerin ve teorilerinin test edilmesini şart koşar. Niçin şart koşar bunu? To see, görmek için şart koşar. Neyi görmek için? Its predictions, yani bu fikirlerin, teorilerin, tahminlerinin deneyler tarafından onaylanıp onaylanmadığını, doğrulanıp doğrulanmadığını görmek için bunun test edilmesini şart koşar. Onaylamak, doğrulamak anlamında doğru yanıtımız born out. Esas hali bear out. Hani bunun orijinali budur. Bear out'tur. Born üçüncü halidir. Born out ya da bear out onaylamak, doğrulamak anlamını verir. Şu ilginç bir bilgi vereyim size. Mesela siz aslında I was born dediğinizde yine burada bear kelimesini kullanıyorsunuz aslında. I was born dediğinizde bear kelimesini kullanıyorsunuz. Bear kelimesinin katlanmak anlamının yanı sıra doğurmak anlamı da var. Siz aslında I was born dediğinizde hani bu e sonda söylenebiliyor, söylenmeyebiliyor. Hani I was born'da kalıplaşmış söylenmiyor. I was born dediğinizde aslında doğdum demiyorsunuz. Tam çevirirseniz doğruldum diyorsunuz. Pasif bir cümle bu. Was born. Pasif bir cümle. Siz aslında bunu kurduğunuzda ben işte 1984 yılında doğruldum diyorsunuz. Ama kalıplaşmış o. Hani Türkçe'de doğruldum diye çevirmek böyle saçma olacağı için doğdum diye çeviriyoruz. Hani aslında burada kullandığınız born kelimesi bear kelimesinin üçüncü hali olarak kullanılıyor. Bu da bir dipnot bilgi olarak verelim. A seçeneği make-up. Şimdi make-up deyince hepiniz makyaj yapmak diye düşüneceksiniz. Bazılarınız uydurmak diye düşünecek. Ama make-up'ı ÖSYM oluşmak, oluşturmak anlamında kullanır. Oluşmak, oluşturmak demek. Yani o yüzden o makyaj yapmak, uydurmak bunları unutun. Make-up oluşturmak, oluşturmak demek. Hep aklınızda bu kalsın. Yoksa hep make-up'ı makyaj yapmak diye çevirirseniz oluşmak, oluşturmak anlamında kullanacağınız yerleri uyduramazsınız. Yani ÖSYM'nin kullandıkları anlamlar önemlidir. Bunu unutmayalım. Yani çünkü phrasal verb'in 50 tane anlamı var. Hani bu 50 tane anlamını biz bile bilmiyoruz. Yani biz de hepsini ezberleyemeyiz. Yani bizim için önemli olanı nedir? ÖSYM'nin tercih ettiğidir. ÖSYM hangi anlamda tercih ediyor? Bunu bilmektir. Yani diğer türlü başka anlamları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor şu anda. O yüzden burada make-up oluşmak, oluşturmak demek aklınızda bulunsun. Closing, kuşatmak, sarmak demek. Put off, ertelemek demek. Eş anlamlısı postpone, ertelemek anlamına geliyor. Sort out, çözümlemek. Aynı zamanda sınıflandırmak demek. Bu sort out'u da ÖSYM çok sever. Sorar yani. Tasniflemek, sınıflandırmak, çözümlemek anlamlarını veriyor. Sort out kelimesi.
Beşinci soru. Patient seeking to scars. Yaralarından. Scar deyince de Scarface aklıma geldi. Yaralarından kurtulmaya çalışan hastalar. Kurtulmayı arayan hastalar diyeceğiz. Yaralarından kurtulmak. Hangisi kurtulmak? Get rid of. Get rid of kurtulmak demek. Doğru yanıtımız aydın seçeneği olacak. Yaralarından kurtulmaya çalışan hastalar, hastaların çeşitli seçenekleri vardır. Bunlar yaranın derinliğine bağlıdır. Doğru yanıtımız aydın seçeneği. Sort out, çözümlemek, sınıflandırmak demekti. Take back, geri almak. Get along with, iyi geçinmek. Fold over ise katlamak anlamını veriyor. Altıncı soru. Bakın radyasyon kelimesi var burada. Özellikle sinyal, gaz, bunun gibi işte radyasyon gibi kelimelerle kullandığımız bir seçenek var burada. Hangisi? Send out kelimesi. Send out yaymak demek. İşte sinyal yaymak, gaz yaymak, radyasyon yaymak. Özellikle send out kelimesini hep böyle kullanıyoruz. Arkasından genelde işte gaz, radyasyon, bunun gibi şeyler çıkıyor arkasından. Hep bugüne kadar doğru cevap çıktığında hep böyle şeyler var arkasında. İşte gazı yaymak ya da sinyal yaymak, radyasyon yaymak anlamlarında kullanılıyor. Hani hep not edin bunları yanına. Hani send out genelde böyle kullanılır diye not edin. Hani burada havada kalmasın bunlar. Doğru yanıtımız burada. Ceyhan seçeneği olacak. Get up, inmek demek. Zıttı ne? Get on ya da get in. Bunlar da binmek demek. İşte bir araca binmek anlamında get on, get in. Araçtan inmek anlamında get up kullanıyoruz. Hold up, geciktirmek demek. Hold up, geciktirmek anlamını veriyor. Come up with, genelde arkasından come up with bir öneri ya da bir teklif ya da bir fikir, bir plan, bir görüş, bir düşünce, bunun gibi şeylerle kullanılır. Ortaya atmak, nokta nokta ile ortaya çıkmak, ileri sürmek demek. İşte bir fikirle ortaya çıkmak, bir öneride bulunmak, bir plan sunmak, bunun gibi şeylerle kullanıyoruz biz come up with'i. ÖSYM'nin en sevdiği kelimeler arasındadır come up with. ÖSYM'nin favorileridir, unutmayalım. Turn away, vazgeçmek, geri çevirmek demek. 7. The subject of statistics is the calculation of the forces acting on and within structures that are in equilibrium. İstatistiğin konusu hesaplamayla ilgilidir, alakalıdır diyeceğiz burada. Sürekli dengede olan yapılar içerisinde veya bu yapılar üzerinde hareket eden güçlerin hesaplanmasıyla ilgilidir. Bununla alakalıdır diyeceğiz. Concerned with, ilgili, alakalı demek. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği olacak. Take care of, ilgilenmek demek. Turn up, varmak anlamına geliyor. Arrive kelimesiyle yakın anlamda. Aynı zamanda sesini açmak demek. Yani böyle radyonun sesini açmak anlamında. Turn up'ı kullanabiliyoruz. Keep off, uzak durmak demek. Eş anlamlısı keep away, bu da uzak durmak anlamına geliyor. Give rise to, neden olmak demek. Eş anlamlısı bring about, bu da neden olmak anlamını veriyor. Give rise to, bring about, neden olmak demek. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği concerned with. 8. I don't know how the nurse the constant demands of that elderly patient. Şu yaşlı hastanın sürekli taleplerine bu hemşirenin nasıl katlandığını bilmiyorum. Sürekli taleplerde bulunmasına nasıl katlandığı, nasıl dayandığını bilmiyorum. Katlanmak, dayanmak hangisi? Put up with. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği. Katlanmak, dayanmak demek. Think over, üzerinde düşünmek demek. Yani sürekli böyle bir şey üzerine düşünmek anlamına geliyor. Change over, değiştirmek, çevirmek demek. Turn on, heyecanlandırmak demek. Aynı zamanda açmak anlamı da var. Wake up, İlkokul 4. sınıftan itibaren sürekli karşımıza çıkan bir kelime. Uyandırmak anlamını bize veriyor. Wake up, uyanmak, uyandırmak demek. 9. Kanıtlardan oldukça açık. Someone the office sometime
during the night, gece, bir zaman diliminde birisi ofise nokta nokta yaptı. Ne yaptı ofise? Gizlice girdi. Bu kanıtlardan çok açık. Bir yere gizlice, izinsiz girmek anlamında ne yapıyoruz? Break into kullanıyoruz. Break into bir yere gizlice girmek, izinsiz girmek demek. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği oluyor. Bakın break out, break into, break down. Bu üç breakli kelime ÖSYM'nin en çok kullandığı breakli kelimelerdir. Hani bir sürü break, işte arkasından böyle bir sürü off alanlar var, işte bit alan var, bir sürü değişik değişik şeyler alanlar var. En çok ÖSYM bunları kullanır. Break out, patlak vermek, aniden ortaya çıkmak demek. ÖSYM'nin favoriler arasındadır. Break into, bu bazen break in olarak da kullanılır. Hani to olmaz, sadece break in olarak da kullanılabilir. Bir yere izinsiz girmek, hırsızlık amacıyla girmek, kötü bir amaçla girmek anlamlarını verir. Bir de breakdown, bozmak, bozulmak demek. ÖSYM'nin favorileridir bunlar. Find out, bulmak, ortaya çıkarmak, keşfetmek demek. En çok arkasında that ile çıkar. Hani bugüne kadar doğru cevap çıktığı sorularda arkasında that çok karşımıza çıkmıştır. Take after, benzemek demek. Eş anlamlısı look like ve resemble, benzemek anlamına geliyor. Make out, anlamak, çözmek demek. Arkasından genelde why, what, how, whether gibi non-clause yapılır alır. Run up ise koşuşturmak demek. Yani bu ÖSYM'nin çok böyle sorduğu bir kelime değildir. Böyle seçeneklerde görürüz. Biraz kafa karıştırmak için verirler. Evet, son sorumuz. If it rains, yağmur yağarsa futbol maçı gelecek haftaya nokta nokta yapılacak. Ne olacak gelecek haftaya? Ertelenecek diyeceğiz. Ertelenmek neydi? Put off. Biraz önce de yazmıştık. Postpone eş anlamlısı demiştik. Put off, postpone, ertelemek anlamını veriyor. Futbol maçı gelecek haftaya ertelenecek. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği. Aa, bunun C seçeneği, C seçeneği yokmuş. Evet, give out, dağıtmak demek. Eş anlamlısı hand out, böyle bir şeyler dağıtmak. Aynı zamanda yaymak anlamlarına geliyor. Run through, gözden geçirmek demek. Aynı zamanda içerisinden geçmek anlamında da geliyor. Böyle nehirlerin bir şehir içerisinden geçmesinden bahsederken run through kullanabiliyoruz. Take on ise üstlenmek demek. Özellikle bir görevi, bir sorumluluğu üstlenmek anlamında kullanıyoruz. Yani take on kelimesinden sonra duty ya da responsibility kelimeleri çok karşımıza çıkıyor. Görev üstlenmek, sorumluluk üstlenmek anlamında. C seçeneği bir yerlere kaçmış. Nereye kaçtı bilmiyorum. Benim de gözümden kaçmış. Soruları hazırlarken C seçeneği olmadı. Ya da ben hazırlarken yanlışlıkla sildim, artık bilemiyoruz. Burada doğru yanıtımız put off olacak. Ertelemek anlamında. Evet, böylelikle phrasal verb'lerimizin bu haftalıkta sonuna geldik. Hemen ne yapıyorsunuz? Buradaki listeye kelime, anlam, eş anlam yazdıysam eş anlam, zıt anlam yazdıysam zıt anlam, preposition'dan bahsettiysem preposition ekleyip hemen notlarınızı alıyorsunuz. Düzenli olarak çalışıyorsunuz. Düzenli çalışma her zaman güzel sonuçlar verir kelimede. Ben kelimeyi nasıl yapacağım diye düşünüp için içinden çıkamıyorsanız düzenli çalışın. Hemen akşam yatmadan önce, sabah kalkınca bunu bir düzene oturtun. Sabah, öğlen, akşam mutlaka bunları bir okuyun. Bu şekilde bir düzene sokarsınız. Ben mesela kendi öğrencimi sürekli kelime, her hafta 2-3 tane kelime testi çözerim. Böyle anlata anlata, işte çevirerek, seçenekleri söyleyerek, böyle phrasal verb'ini, preposition'ını, eş anlamını, zıt anlamını vererek sürekli kelimeye maruz bırakırım. Hani çalışmasalar bile bu kelimeye maruz kaldıkları zaman bir şekilde akıllarında kalır ve kelimede hiç sıkıntı yaşamazlar üniversite sınavlarında. Umarım hani bu testler de bu açıdan iyi olur sizin için. Kelimelerde sıkıntı yaşamazsınız. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.